her an, her an Allah'a tabi olmak, ona teslimiyetini sürdürmek, Allah'ın kullarına iyi davranmak, bilmeyenlere İslam'ı iletmeye çalışmak, hep kılıçla iletilmiyor, dil ile iletiliyor. Yani Peygamber de, İslam kılıçla yayılmış bir din değil. Çok az yerde, yani kılıç İslam'ın yayılmasında büyük rol oynamış da değil. Çünkü kılıcın başarılı olduğu yerde İslam kabul edilecek diye İslam'ın bir kuralı yok. Rahafiddin diyor. Yani zapt ediyorsunuz filan yeri, o engeli kılıçla kaldırıyorsunuz ama oranın insanını İslam olmaya zorlayamıyorsunuz. Yani dininiz size bu yetkiyi vermiş. Ve dinlerini olduğu gibi bırakıyorsunuz kiliselerinde, sinagoglarında, ibadethanelerinde, ibadet etmelerine ses çıkarma yetkisi vermemiş. O zaman İslam kılıçla yayıldı demek mümkün mü? Kılıçla yayılır ne yapar? Kılıcının hükmünü, hakkını alıp dinini de kabul ettirene kadar sallamaya devam eder kılıcını. Anlıyor? Yani karşı konulmayı kaldırana kadar kılıç işliyor. Ondan sonra kılıç işi bitiyor kılıç. Dikkat ederseniz. Öyle değil mi? Çok önemli bir şey yani. Çok yanlış algılanıyor. Ve mesela bakın Malaya, Malezya, İndonezya, bilmiyorum, dünyanın birçok yerinde hiç tüccarlar yani, tüccarlar kılıçla mı gezerler böyle? Mal götürür satarlar yani, tüccarın kılıçla ne işi var? Yani insanların Müslüman olmasında kılıcın rolü yok. Kılıç, İslam'ın kendisine iletileceği toplumlar ile İslam arasına konulan engelin kaldırılmasında rol oynuyor. Yani zor dikiliyor karşımıza, siz de zoru zorla söküyorsunuz, zor başka şeyle sökülmüyor. Değil mi? O kadar.